batsız bir çocuk olarak başladım. Bir kaza sonunda annemle babamı kaybedince Antalya'daki amcam beni yanına aldı. O eve geldiğim günü hiç unutamam. Acaba burada nasıl bir hayat yaşayacaktım? Fakat beni bir kardeş gibi karşılayan amcamın kızı Selma'nın candan sevgisiyle korkularım birden yok oldu. Onunla aynı oyuncaklarla oynadık, aynı yataklarda yattık, ilkokula beraber başladık. İkimiz de çalışkan fakat son derece yaramazdık. Kara tahtanın yanında cezaya kalkmadığımız gün yok gibiydi. Yaramazlık ve muzurluk kanımıza işlemişti sanki. Seneler birbirini kovaladı ve biz Amerikan Koleji'nin son sınıfına kadar geldik. Fakat can çıkmayınca huy çıkmaz derler, ne yaparsınız? Bugün diplomalarımızı alıyoruz. Mezuniyet balosundan sonra Antalya'ya, evimize yepyeni bir hayata döneceğiz. Çok şükür şu meklet bitti de elinizden tutuldu. Senelerdir elinizden çekmediğim kalmamıştı. Çekilin, çekilin yanımdan! Buna iyilik de yaramıyor. Biz senin iyiliğin için söylüyoruz be. Tıkın tıkın! Sonunda seni kimse almayacak. Fıçıya döneceksin, evde kalacaksın. Şule, biraz bahçeye çıkalım mı? Mehtap o kadar güzel ki. Çıkalım ya! Mehtap seyretmeye bayılırım. Gidelim şekerim. Mehtap seyretmeye bayılırım hayatım. Gel şuna güzel bir mehtap seyrettirelim. Hadi. Şekerim, eğer üşürsen sana bir hırka alayım ha, ne dersin? Yok, üşüyecek hava yok ki. Keşke büfeden fındık alsaydık, bahçede yerdik. Dök hadi. Affedersiniz, ben sizi şey sandım. Of, gördün mü olanı, ne yapacağız şimdi? Vallahi bana hiç güvenme, kendin yaptın, kendin temizle. bir dakika, geliyorum. Mutlaka bu yapmıştır, huyudur. Herkese zarar vermekten zevk alır. Gel şekerim, gidelim. Tabii, hemen. Affedersiniz, inanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi, bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin, şimdi temizlerim. Üzülmeyin, size kızmadım. Hatta bu yanlışlık hoşuma bile gitti. Bu vesileyle tanışmış olduk. Ama elbisenizi berbat ettim. Ziyanı yok. Tekrar özür dilerim. Bir dakika. Hemen kaçmayın. Gitmem lazım. Sizi tekrar ne zaman görebilirim? Görüşebileceğimizi sanmıyorum, yarın Antalya'ya gidiyorum. Kimden geldi o kart? Gene ondan. Bu 5. oluyor, durmadan kart yazıyor. Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi. Gene mi yazmış, bu sefer ne diyor? Benimle evlenmek istediğini söylüyor. Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu, istikbali parlak, Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi. Ne zaman geleceklermiş babacığım? Yarın. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Siz de buyurun. Biraz
olsun! Kızım Selma, yeğenim Meral. Suç ortaklarını iyi tanırım. Ufak bir şakaları bana bir elbiseye mal oldu. Ziyanı yok, alıştım artık. Eğer sizi affetmemi istiyorsanız teklifimi kabul etmeniz lazım. Teklifinizi mi? Ne teklifi? Evlenme teklifi. Sen gittikten sonra günler bir türlü geçmek bilmiyor. Birbirimize o kadar çok alışmıştık ki, nereye baksam seni görüyorum. Bir hariciyeciyle evlenip Atina'ya gitmen şart mıydı yani? Alo, ah sen misin babacığım? Benim yavrum, ne yapıyorsun bakayım evde? Meral'e mektup yazıyordum babacığım. Ben biraz gecikeceğim galiba, bir ameliyatım var, uzun sürebilir. Yok yok, sakın beni bekleme, sen yemini ye ve yat. Biliyorsun, yarın sabah erkenden İstanbul'a gideceksin. Erken yatmalısın. İstanbul'a gitmem şart mı babacığım? Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Tabii şart. Halana söz verdik, seni bekliyor. Hem İstanbul'da daha çok eğlenirsin. Ha, mektubu kapatmadan Meral'e yakında seninle ilgili haberler beklemesini söyle. Benimle ilgili haberler mi? Neymiş o haberler? Merak ettim. Yo, söyleyemem, sırdır. Hadi bakalım, iyi geceler. Sırmış. Sanki ben o sırrı bilmiyorum. Halam bir damat namzedi bulmuş. Beni ona göstermek için çağırıyor. Evleneceğim adamı önce ben beğenmeliyim. Zaten kararımı verdim. Eğer tipi hoşuma gitmezse yapacağımı biliyorum. Öyle pazardan kısrak alır gibi evlenmeye kalkmak ne demekmiş görür o. Dünyaya geldiğine pişman etmezsem bana da Selma demesinler. Yapar mı yapar? Birbirimize hoş geldiniz efendim. Merhaba Teoman Bey. Gelin hanım nerede? Dans ediyor, şimdi gelir. Ha, yalnız Selma'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ona göre sadece tesadüfi bir tanışma olacak, biliyorsunuz. Tabii. Siz işin o tarafını bana bırakın. Bozuntuya verir miyim hiç? İşte seninle evlenmek isteyen Teoman Bey geldi. Teoman oturun. Ha, bu mu? Pek gözün tutmadı galiba. Ne demesin, bayıldım. Nereye gidiyorsun? Teoman Bey'le tanışmaya. İşte size bahsettiğim yeğenim Selma. Oh, çok memnun oldum efendim ve şeref duydum. Ben Deniz Teoman Çakar, inşaat mühendisiyim efendim. Ben de memnun oldum. Buyurun oturun Teoman Bey. Rica ederim, önce siz buyurun efendim. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Bir sanat eseri seyreder gibi güzelliğinizi seyrediyorum. Cazibiniz başımı döndürdü efendim. Öyle mi? Gelin şu resmiyeti bırakalım da daha samimi olalım. Mesela siz bana Selmoş deyin, ben size Totoş deyin. Ne güzel bir buluş Selmoş'la Totoş. Acaba Totoş ne içmek ister? Bir çay mı? Limonata mı? Ay bana Totoş dedi. Güzel elinizden bir çay içmek isterdim efendim. Şimdi geliyor.
Garson! Tanju! Efendim? Kim bu kız, tanıyor musun? Hayır! Herhalde yabancı olacak. Onu kulüpte hiç görmedim. Güzel kız değil mi? Hı. Çok da şirin. Önce beyefendiye ver. Ay, 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 ne biçim garsonsun be! Ne biçim adamsın, haşladın beni! Hadi defol, 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 defol! Durun, yardım etsin! Ne olur kızma Totoş! Ayağa takıldı, bir kaza oldu! Bakın, bakın, ne hale geldim ama bakın! Aldırmayın, hava güneşli, nasıl olsa birazdan kurursunuz! Müsaadenizle biraz sonra geleceğim! Ne biçim garsonsun, dikkatli olsana! Halacığım, kızmayın, kaza! Ne yapsın adamcağız? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum! Ne o? Küçük hanımla tanışmaya karar verdin galiba! Aman Selma, Allah senin eline kimseyi düşürmesin! Zavallı Teoman Bey, bu sıcakta kaynar duş yaptı! Fena mı? O benden bir tane çay istedi, ben ona beş tane ikram ettim! Bir adamın üzerine çay tepsisini devirmenin cezası 5 lira ile 15 lira arasında değişir. Sıcaklık derecesine göre tabii. Ya, kanunları bu kadar iyi mi bilirsiniz? Bilmek zorundayım, mesleğim bu, avukatım. Öyle mi? Evet. Sizin müdafaanızı üzerime almaya karar verdim. İsminizi öğrenebilir miyim? Neden ismimi öğrenmek istiyorsunuz? Müvekkilem değil misiniz? Sizi müdafaa edebilmek için önce adınızı bilmem gerekir. Adım Selma. Nasıl buldun? Çok yakışıklı. Şu Selma'ya bir kızdım ki. Neden? Bizi neden nikaha davet etmedi sanki? Baksana, yıldırım nikahı yapmışlar, vakit bulamadı herhalde. Antalya'da mı oturacaklarmış? Hayır, İstanbul'a yerleşmişler. Ay! İşte gene vurdu. Ne yapsın zavallı, iki büklüm oturmaktan canı sıkıldı herhalde, biraz dolaşmak istiyor. Ah, bir daha tekmeledi! Bana bak, belki de meşhur bir futbolcu olacak. Evet, sen alay et bakalım. Ama tekmeleri yiyen benim. Sevgilim, alt tarafı şurada 3 ay kaldı. 3 ay sonra teşrif edecek küçük bey. Küçük hanım! Ne isterse olsun, ister küçük hanım, ister küçük bey. Başımızın üzerinde yeri var. Ne şeker şey değil mi? Sahi çok güzel çocuk. Tabii güzel olacak, annesine benzemiş. Babasına benzeseydi çirkin olurdu, değil mi? Zaten erkekler hep kaka, kadınlar cici. Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş. Demek bacakları kuvvetli. İstikbalin futbolcusu olacak herhalde. At bakayım topu bana oğlum. Hay Cem, bana, annene at topu. Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü? Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun. Ne biçim avukatsın? Ne düşünüyorsun? Kızımızı. Kızımızı mı? Eğer bir kızımız olursa Cem'le evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık. İnşallah. Dostlukların nesiller boyunca devam etmesi ne güzel şey. Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston, oh! Dur bakalım, sen ne hale geleceksin? Siyatikleri tutmuş, iki büklüm. Dur, 2 tane bira getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim.
Ne oldu sevgilim, nem var? Yok, bir şey geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama. Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir. Haklısın. İlk fırsatta doktora uğrayacağım. Neyse geçti sevgilim, gene o sancı. Birden fena saplanıyor. Of, hani bana söz vermiştin, doktora gidecektin. Üzülme sevgilim, yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi. Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın. Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa... Üzülme, bir şey söylemem. Şu çocuk konusunu kapatalım, ne olur. Neden? Ne oldu sana Ferdi? Hiç. Hiçbir şey olmadı. Bu zamanda çocuk yetiştirmek kolay mı? Senin canını sıkan bir şey Hayır, var. Hayır, hiçbir şey yok. Evet, var. Benden bir şey gizlemeye çalışıyorsun. Sana öyle geliyor, bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım, gidip giyineyim. Maalesef durumu çok kötü. Hiç mi ümit yok doktor bey? Meral, sana teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek mi? Neden? Beraber geçirdiğimiz şu birkaç sene içinde beni öyle mutlu ettin ki. Sen beni daha çok mutlu ettin. Seninle yaşadığım günler benim için bir ömre bedeldi. Hayatım boyunca yetecek kadar mesut ettin beni. Bu saadet kısa da sürse üzülmem artık. Ne lüzum var böyle laflara? Bilmem. İçimden geldi. Neden bana öyle bakıyorsun? Seni doya doya seyretmek istiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz. Koşayım mı? Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum. Ama çocukça bir şey bu. Evet, biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. Hadi. Ne olur. Seni çok özledim. Nasılsın? Gördüğün gibi. Bu kötü günler geçecek. Gene beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer. Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun. Gidelim. Evin çok güzel. Burası yalnız benim değil, senin de evin. Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım. Ufaktır ama çok şirin bir odadır. Teşekkür ederim. Fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum. Antalya'da mı?
orada yalnız başına ne yapacaksın? Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hem amcam da orada, onu da görmüş olurum. Ama ben senin burada kalmanı istiyorum. Selma, ısrar etme. Burası Meral'in de evi sayılır. İstediği zaman döner. Madem ki gitmek istiyor, onu Antalya'ya biz götürürüz. Teşekkür ederim. Fakat sizi oraya kadar yormak istemem. Yok. Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz. Kalacaksın. Evet, bir müddet amcamla oturacağım. Babam bütün gün hastanede, yalnız sıkılacaksın. Bırakın kalsın. Ben de onu çok özledim. Küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı. Şimdi kendi ayağıyla geldi. Pekala. Ama fazla uzamasın. Birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni, tamam mı? Günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir sürü eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa, tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek, en güzel şekilde onu yaşamak lazım. Bu zor, çok zor bir şey amcacığım. Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim. Hiçbir şeyden zevk almaz olmuş, hatıralar arasına gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki, önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın. Beni dinlersen İstanbul'a, Selma'nın yanına dön. Kendine yepyeni bir hayat kur yavrum. Döndüğüne sevindim. Oh, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz. Kaldığım otel o kadar yakın ki. Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz. Ama şey... Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı? Ne şirin değil mi? Sahiden çok şirin. Yatağı getirdim işte. Oh, aç karnına da bu hamallık çekilmiyor. Sen yatağı yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum. Bana bak, çabuk ol ama. Çocuklar, sofra hazır. Geliyoruz. Çocuklar, ben çalışmaya karar verdim. Çalışmaya mı karar verdin? Hı-hı. Bu da nereden çıktı? Senin paraya ihtiyacın yok ki. Kocandan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin. Mesele parada değil. Sinirlerimin düzelmesi için bir işle meşgul olmam lazım. Haklısınız. İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hemşire olmak istiyorum. Yani bir hastanede çalışacaksınız.
Hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım. Tabii. Çok memnun olurum. Böyle mi çıkacaksın? Evet. Niye? Hiç makyajın yok. Biraz ruj sür hiç olmazsa. Hayır Selma. Ruj sürmek için daha çok erken. Hem ne lüzum var? Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur hatırım için. Of. Israr etme Selma. İmkansız. Ben de sana zorla sürerim. Aa. Gel bakayım buraya. Öf, nerede kaldı bunlar? Gecikeceğiz. Kolay gelsin beyefendi. Sana çantamı karıştırma diye kaç defa söyledim ha? Hadi bakalım bahçeye oynamaya. İstemiyor, hayır. İstemiyorum. Süreceğim. Yapma, ne oluyor? Gel buraya. Gel. Hayır, yapma. Hayır, süreceğim. Süreceğim. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada? Ruj kavgası yapıyoruz. İyi ediyorsunuz. Kavga büyür, mahkemeye düşersiniz. Bize de iş çıkar. Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor. Canım, istemiyorum. Ne olur ısrar etme. Bırak Selma. İstemiyorsa zorla süremezsin. Gel Meral, ruj sürmene ihtiyaç yok. Sen böyle de güzelsin. Seni bir türlü başında beyaz keple bir hemşire olarak göremiyorum. Mesela ben olsaydım senin yerinde. Evet. Ne iş yapardınız? Mesela prenses olurdum. Yeryüzünde benim prensesi olabileceğim bir ülke var mı acaba? Belki de yok. Zaten benim hayal ettiğim ülke yeryüzünde değil ki. Peki nerede? Bilmem. Herhalde bir masal ülkesinde olmalı. Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim. Yok. İltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum. Fena değil, gayet ferah. Ama daire tutmaya ne lüzum vardı? Artık misafirlik çok uzadı. Aşk olsun, sen bizim evde misafir değildin ki. Tabii, orası da benim evim sayılır. Fakat artık çalışan bir insanım, yalnız oturmam daha doğru olacak. Eşya işini nasıl halledeceksin? Birkaç parça eşya aldım, yarın getirecekler. Bugün yatak odası geldi. Aa, yatak odana bir bakayım. Demek prenses davasını terk ediyor artık. Prensesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Biliyor musun, Meral'e çok acıyorum. Zavallı o kadar yalnız ki. Hele kocasını tanıyıp birbirlerine ne kadar düşkün olduklarını görseydin daha çok acırdın. Ferdi'yi kaybetmek Meral'i çok sarstı. Bu kim bilir ne dayanılmaz bir acıdır. Allah hiçbir zaman sevişenleri ayırmasın. Cem ağlıyor, sakın hasta olmasın. Yok canım, çocuk bu. Şimdi uyur, gel yanıma. Şimdi gelirim. Bakayım ne istiyor. Rahat mısın bu apartmanda? Herhalde çok rahat olmalı ki bizi aramak aklına bile gelmiyor. Doğru. Sana benim biraz çatmam lazım. Yahu şuraya taşınalı bir hafta oldu, bizi bir kere bile aramadın. İnan ki hiçbir yere çıktığım yok Selma. Sebep? Rahip olmuyor mu karar verdin? Ne bileyim, bütün gün hastanedeyim. Akşam yorgun dönüyorum. Cumartesi gecesi baloya geliyorsun tabii. Bilmiyorum, henüz bir karar vermedim. Hele bir gelme. Yüzüne bakmam vallahi. Ya bu mektebimizin senelik balosu. Bütün eski arkadaşlar senede bir gün buluşacağız. Gelmek isterim tabii ama... Aması filan yok. O gece bizde buluşup hep beraber gideceğiz. Eğer gelmezsen çok darılırım.
Merhaba. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Sizi ilk defa tuvaletle görüyorum. Yakışmamış mı? Bilakis çok yakışmış. Teşekkür ederim. Çocuklar, Cem'in 38,5 ateşi var. Ben sizinle baloya gelemeyeceğim. Dur bakalım, telaş etme. Doktora bir telefon edelim. Ettim. Doktoru bekliyorum. Ama siz Meral'le gidebilirsiniz. Ne lüzum var? Madem sen gelmiyorsun, biz de gitmeyi veririz. Olur mu? O kadar hazırlandın. Durun canım, doktoru bekleyelim. Eğer tehlikeli bir durum yoksa hep beraber gideriz. Doktor ancak 2 saat sonra gelebilecek. Beklemenize lüzum yok. Ne olur gidin. Sizin de keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Hadi hadi, benim için de eğlenin. Şule, hiç değişmemişsin şekerim, eskisi gibi inceciksin. Tabii, yemek yedirmiyor ki şekerim, açlıktan öldürecek beni. Hayatım, böyle incecik daha güzelsin, de ondan. Ama evlilik yaramaz da. Ne kadar neşeli bir grup, kim bunlar? Bizim kızlar, Şule, Nevin, Aslı. Eski arkadaşların tekrar karşılaşması, dostluğun devamı ne güzel şey. Çocuklar, bakın kim gelmiş, ooo! Meral! Ah Meral! Şekerim çok güzelsin! Seni gördüğüme öyle sevindim ki! Ben de Şule! Bana bak, sakın gene eteğime kuyruk falan takmaya kalkma ha! Merak etme, bu akşam öyle bir niyetim yok! Timuçin'i tanıyorsun değil mi? Evet, hatırlıyorum! Evlendiğimizi de biliyor muydun? Hayır! Tebrik ederim! Çok naz! Senin de yakışıklı bir beyle evlendiğini duymuştum! Bizi kocanla tanıştırmayacak mısın? Hı? Kocamla mı? Tanışalım tabii. Hakkımda kullandığınız yakışıklı bey tabiri için de teşekkür ederim. Timuçin, bak ne çalıyor! Çocuklar, bu bizim şarkımızdır. Müsaade ederseniz dans edeceğiz. Tabii, tabii, rica ederiz. Çocuklar, biz de dans edelim mi? Neden böyle bir yalan söylediniz? Bilmem. Birden ağzımdan öyle çıkıverdi. Kızdınız mı yoksa? Yok, kızmadım ama lüzum yoktu. Fena bastırdı. Bize ne? Biz arabanın içindeyiz, onu dışarıda kalanlar düşünsün. Ne oldu? Allah kahretsin, lastik patladı. Evet, patlamış. Ben de yardım edeyim mi? Yok canım, bu kadına göre iş değil, ben icabına bakarım. Hasta olabilirsiniz. İsterseniz gelin içeri, üzerinizdekileri kurutmaya çalışalım. Bir dakika müsaade edin, size bir havlu getireyim. İçinize kadar geçmiş, verin de sırtınızı kurulayım.
gitseniz iyi olacak. Şekerim. Neyse çocuğun bir şeysi yokmuş. Midesini bozmuş. Doktor boşuna endişelenmişsiniz dedi. Nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Eğer gitmeseydiniz çok üzülürdüm. Sen ne kadar ıslanmışsın. Yağmur altında mı kaldın yoksa? Ömer, nem var senin? Neden konuşmuyorsun? Hiç. Hiçbir şeyim yok. Ne kadar ıslanmışsın. Çıkar bu ıslak şeyleri, hasta olacaksın. Peki. Alo, Meral. Merhaba şekerim, nasılsın? Dinle, bu gece seni bekliyoruz. Bu gece mi? Bu gece imkansız. İnan ki Selma çok yorgunum. Hiç mazeret dinleme. Çok mühim bir şey var. Hayati bir mesele. Hayır, telefonda söyleyemem. Ama mutlaka gelmen lazım. Hayati bir mesele mi? Ne var Selma? Neden ışıklar kapalı? Doğum günüm mü? Evet, bugün senin doğum günün. Sen unuttun ama ben unutmadım. Hadi gel, önce mumları söndür. İçimden ağlamak geliyor. Oh, böyle mutlu bir günde ağlanır mı? İyi Ömer, sen Meral'i tebrik edip öpmeyecek misin? Bu küçük doğum günü partisinde tek kavalye olduğuna göre ikimizle de dans etmek sana düşüyor. Küçük beyin uykusu geldi. Hadi bakalım Cem Paşa yatağa. Cem'i yatırıp geliyorum Meral.
Meral, sana söyleyeceklerim var. Bir mucize oldu. Cem yatağa girer girmez uyudu. Ne o? Siz gevşediniz bayağı. Hadi bakalım, biraz içki içelim şimdi. Ben istemem. Neden? Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın. Ne olur ısrar etme Selma. Eve gitmek istiyorum, sabah bazı işlerim var. Pekala. Senin ne kadar inatçı olduğunu bilirim ben. Madem gitmek istiyorsun, Ömer seni eve bırakır. Yok, buna hiç lüzum yok, yalnız gidebilirim. Bu saatte yalnız gidilir mi hiç? Ömer götürür seni. Seni çok, ama çok seviyorum Meral. Efendim? Meral? Biliyorum. Buraya gelmemeliydim. Ama inan kendimle çok mücadele ettim. Olmuyor Meral. Hayır. Kuvvetli olmak lazım. Olanları unutmalıyız. Nasıl unutabiliriz? Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim. Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım? Hayır Ömer, bir daha birbirimizi görmemeliyiz. Bunu söylemek kolay. Başka çaremiz yok. Eğer beni sahiden seviyorsan, benden uzaklaşmalısın. Selma'yı, Cem'i düşün. Hepsini düşünüyorum. Ne olur hiçbir şey söyleme. Son sözüm bu mu Meral? Evet, yalvarırım git Ömer. Meral. Peki Meral. Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol.
Beni bir daha arama. Benden kurtulamayacaksınız amcacığım. Bu sefer de yanınızda hemşire olarak çalışmaya geldim. Seni yanımda görmek beni sevindirir tabii. Ama bana hala maziden kaçıyorsun gibi geliyor. Bilmem ki. Belki de istikbalden kaçıyorum bu defa. Sana çantamı karıştırma diye kaç defa söyledim ha? Senin canın dayak istiyor galiba. Kahvaltı olduğu gibi duruyor. Neden bir şey yemedin? Canım istemiyor, midem iyi değil. Al, meyve suyunu getir. İstemem. Olmaz. Bunu içeceksin. Öf! Ne olur üstüme varma Selma, zaten canım sıkılıyor. Ne oldu sana Ömer? Son günlerde ne kadar kırıcı oldun. Yanına yaklaşmaya korkuyorum. Affedersin. Önemli bir davam var. Müdafaa unsuru bulamıyorum, sinirlerim çok bozuk. Ne olur Ömer, işinle ilgili huzursuzlukları eve getirme. Haklısın. Normale dönmeye çalışacağım, Allah'a ısmarladık. Ömer, gene unuttun. Affedersin. Güle güle. Alo! Ha, Selma yavrum, sen misin? Nasılsınız babacığım? Yok, mühim bir şey yok. Hatırınızı sorayım dedim. Meral yanınızda mı? Selma seni istiyor. Merhaba! Nasılsın Selma? İyiyim. Şimdi hesap ver bakalım. Bize hiç haber vermeden Antalya'ya kaçmak ne demek oluyor? Hafta sonunda Ömer'le geliyoruz, seninle o zaman hesaplaşırız artık. Hafta sonunda buraya mı geliyorsunuz? Yok, tabii memnun oldum. Fakat çok uzun yol, yorulacaksınız. Tabii özledim be. Evet, evet, tamam. İyi günler. Ne diyor Selma? Cumartesi günü buraya geleceklermiş de onu haber veriyor. Güzel. Neredesin be şekerim? Biliyorsun bugün Antalya'ya gidiyoruz. İnsan biraz daha erken gelmez mi? Ne yapayım, mahkeme uzadı. Karşı tarafın avukatı gevezenin biri, adam susmak bilmiyor ki. Eşyaları hazırladım. Sen onları valize yerleştiriver, ben de Cem'e bakayım. Cem? Baban sana çantasını karıştırma demedi mi? Bırak bakayım o kağıtları. Çıkar o gözlüğü, bir de puro. Ah, şu ellerinin haline bak, kir içinde. Hadi koş, koş yıka bakayım onları. Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama. Anneciğim!
Tamam. Valiz hazır. Böyle becerikli bir kocan olduğu için iftihar edebilirsin. Neden öyle bakıyorsun bana? Ne mi var? Hiç, hiçbir şeyim yok. Hadi öyleyse, durmada bir an evvel yola çıkalım. Şu Meral'i bir türlü anlayamıyorum. Durup dururken gidip Antalya'ya yerleşmesine ne lüzum vardı sanki? Ama sen onu İstanbul'a dönmeye ikna edebilirsin. Sen beni dinlemiyorsun. Yo, dinliyorum. Evden ayrıldığımızdan beri öyle dalgınsın ki... ...canını sıkan bir şey mi oldu? Hayır, hiçbir şey olmadı. Meral! Bak kimler geldi. Hoş geldin Selma. Seni çok özlemiştim. Ben de. Merhaba Ömer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yemek çok lezzetli olmuş. Meral'in marifeti. Bu kadar iyi aşçı olduğunu bilmiyordum. Ben müsaade isteyeceğim. Nereye gidiyorsun? Hastaneye. Bu gece nöbetçiyim. Nöbetçi misin? Evet amca, nöbetçiyim. Kaçta bitiyor nöbet? Sabaha karşı 4'te. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Meral'i hastaneye kadar arabayla bırakayım. Tabii, olur. Bu saatte belki o hasta bulamaz. Nasıl istersen. Meral! Meral, daha ne kadar zaman benden kaçacaksın? Senden konuşmam lazım. Lütfen kolumu bırak Ömer. Konuşacak hiçbir şey yok. Sana her şeyi yazdım. Ne olur karının yanına dön. Ne yapıyorsun burada yalnız başına? Eski resimlere bakıyordum. Meral'le ayrılmaz iki sevgili arkadaş olduğumuz günleri hatırladım. Yani seni tanımadan evvel. Sizi ben mi ayırdım demek istiyorsun? Yo, hayır. Dostluğumuzu kimse bozamaz. Hatta sen bile. Biraz hava alacağım ben. Antalya'da kalmakla her şeyi halledeceğini mi zannediyorsun? Bu mesele kapanmalı Ömer. Söylemek kolay. Aslında çıkmaz bir yolda birbirimizden kaçmaya çalışıyoruz.
Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim. Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selmacığım, birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı. İkinize de çok şey borçluyum. Hayatımın en güzel günlerini yanınızda geçirdim. Belki uzun bir zaman görüşemeyeceğiz. Ama seni hiç unutmayacağım. Senin de ara sıra da olsa beni hatırlamanı isterim. Cem'i benim için çok çok öp. Ömer'e de selamlarımı söyle. Ne garip kızdır şu Meral. Öyle. Ömer, gene unuttun. Ömer ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Zonguldak'a benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesul olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyor Meral. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen sakın şaşırma. Nem var yavrum? Bir şeye mi üzüldün? Sinirlerim çok bozuk efendim. Vah yavrum vah! Kendimi biraz toparlayabilmek için uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum. Nasıl istersen yavrum. Ömer bak! Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun? Güzel, sana da çok yakışmış. Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba? Rica ederim, nereye isterseniz gidebiliriz.
Ne kadar kalacaksın Paris'te? Biliyorsun avukatlar kongresine gidiyorum. 4-5 gün toplantılar sürer, yol falan bir hafta 10 gün içinde dönerim herhalde. Seni çok özleyeceğim. Ne olur 10 günden fazla kalma. Ne olur mücadeleden vazgeç. Görüyorsun kader bizi Paris'te bile karşılaştırdı. Biz ayrılamayız. Belki de Tanrı'nın arzusu bu. Hayır! Hayır! Kaybettiğimi sanırken yabancı bir ülkede karşımda buluyorum. Bu kadar acı çektikten sonra artık bir daha bırakmam. Yalvarırım git! Git! Yoksa seni kovmak zorunda kalacağım. Kovsan da gitmem. Neden anlamıyorsun?
Bizim kaderimiz bu. Bizi o birleştirmek istiyor. Niçin, niçin bundan kaçmaya çalışıyorsun? Seni deli gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Aksini söyleyebilir misin? Hayır, hayır söyleyemem. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü... Çünkü... Ben Selma'nın kocasıyım, değil mi? Evet. Selma'nın saadetini yıkamam. Peki... Ya bizim saadetimiz ne olacak? İnsan gerçek aşkı hayatta bir defa bulurmuş. Onu buldum ve kaybetmek istemiyorum. Peki ya Selma, Cem? Onları hiç düşünmüyor musun? Oh Allah'ım! Alçaklık olur bu. Eğer bu aşkına da alçaklıksa ona da razıyım. Çünkü ancak senin yanındayken yaşadığımı anlıyorum. Olmadığın zaman dolaşan bir hayal gibiyim. Sen de öyle değil misin? Yalan mı bu? Söylesene! Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Beğendin mi? Evet, çok sevimli bir ev. Bir arkadaş vasıtasıyla kiraladım. Burada bütün gözlerden uzak, çok mutlu günler yaşayacağız. Neden durgunlaştın? Hayat ne garip. Bütün direnmeme rağmen... Sonunda mağlup oldum. Pişman mısın? Hayır. Seni o kadar çok seviyorum ki. Selma'nın kocası olduğunu bildiğim halde... ...Gene de senin metresin... Sus! Ne olur. Ne olur böyle konuşma. Benimle yaşadığına seni hiçbir zaman pişman etmeyeceğim. Söz veriyorum. Saat 2 oldu. Ne çabuk. Çok geç oldu hayatım. Gitmen lazım. Daha çok erken. Değil. Senden ayrılmak istemiyorum Meral. Biliyorum sevgilim ama evine dönmen lazım. Ne olur git.
edersiniz efendim. Alo. Ömer. Nasılsın hayatım? Yalnız sıkılıyorsun değil mi? Yo, sıkıldığımı da nereden çıkardın? Müzik dinliyorum. Elimde çok güzel bir roman var, onu okuyordum. Dinle yavrum. Bürodan çıkıyorum. Birazdan oradayım. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz. Ha, tabii, hemen hazırlarım. Sakın gecikme, olur mu? Merhaba. Selma? Beni beklemiyordun değil mi? Seni almaya geldim. Fakat karıcığım... Hiç mazeret dinlemem. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Evlilik yıl dönümümüz mü? Unutacağını bildiğim için almaya geldim zaten. Ömer? Biraz dans edelim mi? Selma, o kadar yorgunum ki... ...yarın sabah da erken kalkmam lazım. Yatsak çok iyi olur. Senden özür dilemek istiyorum. Büyük bir aksilik oldu. Evet, anlıyorum. Tabii, haklısın. Tabii, tabii. Yok, neden üzüleyim? Tabii. İyi geceler. Nen var Ömer? Hiç. Hiçbir şeyim yok. Bir şeye üzüldüğün belli. Neden benden saklıyorsun? Selma ile hayatımız çok garip bir hale geldi. Ona karşı iyi olmaya çalışarak sahtekarlık yapıyor... ...benden konuştuğu zaman aslında başka şeyler düşünüyorum. Hiçbir müşterek tarafımız yok. Ev benim için bir hapishaneden farksız. Aşkıma yenilip buraya gelmekle buna biraz da ben sebep oldum. Yok, hayır. Kendini suçlama.
Sen beni sevdiğin için yaptın bunu. Artık ne onu ne de kendimi daha fazla kandıracak gücüm kaldı. Yapacak bir tek şey var. Selma'dan ayrılmak. Hayır. Bunu yapamazsın. Geldiğimiz gün beni pişman etmeyeceğini söylemiştin. Selma'dan ayrılmana razı olamam. Evliliğimizin hiçbir manası kalmadı ki. Aynı çatı altında iki yabancı gibi yaşıyoruz. Ona da yazık oluyor, bana da. Benim yerim senin yanında. Seni çok, ama çok seviyorum. Beraber geçecek mesut günlerimin bir saniyesini bile ziyan etmek istemem. Zaten bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak senin metresin olmaya ve korku dolu bir hayat yaşamaya razı oldum. Cemiyet belki beni kötü bir kadın diye damgalayacak. Buna bile razıyım. Fakat eğer Selma'nın hayatını yıkmaya kalkarsan seninle yaşayamam. Yalvarırım. Yalvarırım, yapma. Benim için onu terk etmeye kalktığın an beni de kaybedersin Ömer. Tam iş şirketinin Ankara'daki davası için beyil isteyin. Duruşmaya gidemeyeceğim. Fakat bu ikinci oluyor efendim. Biliyorum. Müdafaanameyi hazırlayamadım. Nasıl isterseniz. Alo. Ah, sen misin sevgilim? Dinle Selma. Biraz sonra uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şu tam iş şirketinin davası için. Öyle mi? Tabii, tabii. Gece dönebilecek misin? Evet, herhalde. Geç de olsa dönmeye çalışacağım. Sen beni bekleme yat. Ne yapalım, iş bu. Evet. Evet, anlıyorum. Şuna bak Timurçin, ne güzel ev değil mi? Bak bu adam Meral'in kocası değil mi? Bilmem, o mu? Tabii o. Bak işte Meral de orada. Demek burada oturuyorlar. Ne güzel evleri var değil mi? Ya. Allah bize de böyle yer nasip edecek mi acaba? İnşallah. Selma! Şule! Merhaba! Canım! Merhaba Timuçin! Merhaba! Burada ne işiniz var? Kocamla yüzmeye geldik. Ya. Bugün de hep eski arkadaşlara rastlıyorum. Biraz evvel de Meral'i gördük. Ya. Meral'i mi gördün? Nasıl olur, o Zonguldak'ta kayınvalidesinin yanında. Yok canım, burada. Yakacık'taki evlerinin bahçesinde kocasıyla beraberdi. Evet, kocasıyla beraberdi. Ya! Kocası mı? Tabii kocası. Onu baloda bizimle tanıştırmıştı. Ya. Böyle uzun boylu, yakışıklı bir adam. Evet, yakışıklı. Hatta böyle Chevrolet bir arabası var. Değil mi kocacığım? Evet, şekerim. Alo! Buyurun Selma Hanım. Benim efendim. Ömer Bey, tam iş şirketinin davası için Ankara'ya gitti mi acaba? Hayır efendim. Zaten tam iş davası ertelendi. Öyle mi? Ya, teşekkür ederim. Neden konuşmuyorsun? Bilmem, düşünüyordum. Alo? Yanlış, burası değil efendim.
İkimiz de ahizeyi kaldırmaya cesaret edemedik. Çünkü korkuyoruz. Evet, yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer. Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur. Haklısın. Sahiden sinirlerim çok bozuk. Ben gideyim de biraz istirahat et. Güle güle. Sen daha yatmadın mı? Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti? İşte, nefes tükettik, ne olacak? Aç mısın? Bir şey yemek ister misin? Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım. Alo, Türk Hava Yolları mı? Uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet, bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın. Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok hanımefendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim? Evet, tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın, ismim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer, hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkan olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım. Hadi yavrum. Yemeğini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin? Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme. Yemeğini ye ve yat. Bıraktım kaderime. Aşkımızın sonunu aradım bulamadım mutluluğun yolunu. Bırak artık kaderimle kendi halime beni. Vazgeçelim bu sevgiden, unutalım her şeyi. Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım. Eğer mutlu olmazsak, yeniden barışalım. Yeniden barışalım. Thank you.
barışalım. Yeniden barışalım. Yeniden her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi. Üzülme Ömer. Bu azap sona erecek artık. Ne demek istiyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Hadi git artık. Çok geç oldu. Ömer. Beni seviyorsun değil mi? Evet. Çünkü benim için dünyada en değerli varlık sensin. Sen daha yatmadın mı? Nen var Selma? Oyun bitti artık Ömer. Her şeyi biliyorum. Bak Selma. Hayır. Sakın bir şey söyleme. Neden? Neden yaptınız bunu? Hadi git. Onun yanına git. Her şeyi biliyor. Her şeyi öğrendi demek. Nerede? Odasında. Meral! Buraya masum olduğumu söylemek için gelmedim. Evet. Hem sana... hem de sevgi ve dostluk dolu uzun yıllara ihanet ettim. Ama ne olur... hakkımda hüküm vermeden evvel söyleyeceklerimi dinle. Çünkü beni anlayacak tek insan gene sensin. Kocamı kaybedip bu eve geldiğim zaman o kadar çaresiz, o kadar zayıftım ki.
Bu durumda insan mantığını gerektiği gibi kullanamıyor Selma. Hayatta yapayalnız kalmak çok yıktı beni. Kolumdan tutacak, ayakta durmama yardım edecek birine muhtaçtım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Farkında bile olmadan Ömer'le birbirimize bağlandık. Bu bağdan kurtulmak için çok direndim. Durmadan kaçtım. Fakat kader her zaman bizden daha kuvvetliydi. Kurtulduğumu sandığım an bizi tekrar karşı karşıya getirdi. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum Selma. Bunları hak ettim ben. Ama Ömer'in sana ihanet ettiğini düşünmeni istemem. Çok acı çekiyorsun değil mi? Ama inan ki senin çektiğin acı benimkinin yanında hiç kalır. Ömer'le beraberken de, yalnızken de hayalin bir an bile gözümün önünden gitmiyordu. Ne olur acı bana da affettiğini söyle, ne olur. Hayatınızdan çekilmeden beni affettiğini öğrenmek istiyorum. Bunu benden esirgeme. Hayatımızdan çekilmeden? Hangi hayatımızdan? Artık bizim bir hayatımız mı kaldı sanıyorsun? Her şey bitti. Her şey. Yok, hayır. Hayır Selma. Bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verdim. Biliyorum. Şimdi beni anlamıyorsun. Ama bir gün gelecek affedeceksin. Selma'yı yalnız bırakma. Sana çok ihtiyacı var. Meral. Meral.
nasılsın babacığım?